Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Akçakale'de teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Akçakale-Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının EYP patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, Piyade Temen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Terör mevzileri topçu atışıyla vuruldu. Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Tel Abyad'ın batısında tespit edilen terör örgütü PKK, YPG mevzileri, sınır hattı ve Suriye'de konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri Birlikleri tarafından topçu atışlarıyla vuruldu. Şehit Teğmen'in acı haberi ailesine verildi. Saldırıda şehit olan piyade Teğmen Murat Alyakut'un, 26, acı haberi, Büyük Necar mahallesinde yaşayan Havva ve İsmail Alyakut çiftine yetkililer tarafından verildi. Alyakut çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti yakınlarının teselli ettiği Alyakut ailesinin eviyle sokağına Türk bayrağı asıldı. Mersin'e şehit ateşi düştü. Saldırıda şehit olan Er Ertuğrul Ulupınar'ın acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.